Herkese merhaba. Bugünkü konuğum siyaset bilimci Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Hocam dün Türkiye futbol milli takımı Avusturya'yı 2-1 yendi. Büyük bir coşku meydana geldi. Ama işte aması var. İşte bugün o konuyu konuşacağız. İki golü de atan Merih Demiral bozkurt işareti yaptı golü attıktan sonra. Ve UEFA derhal harekete geçti. Bu futbolcuyu disipline sevk etti. Buradan başlayalım. Ne diyorsunuz bu olay hakkında? Şimdi öncelikle Türkiye milli takımını çeyrek finale kaldığı için tebrik ediyorum. Yani sonuçta çok büyük bir olay. Türkiye sonuçta 3 kere çeyrek finale, yani 3 kere bu gruptan çıkma becerisini göstermiş ve çeyrek finale kalmış. Büyük bir olay. Ya fakat gelip de böyle durup dururken bu kadar tartışmalı ve siyasi içerikli bir işaret yapmak, bir el işareti yapmak nereden bakarsanız bakın kabul edilemeyecek bir şey. Yani şimdi mesela dün maçtan sonra ben internette dolaşıyorum, Twitter'da bakıyorum falan tweetlere. Ya insanlar çok memnun, insanlar çok mutlu. Fakat böyle bir mutluluğun içine hani tabiri caizse tuz ekmek derler ya. Yani niye böyle bir şey yapıyorsun durup dururken? Yani ve şimdi şeyi analiz etmemiz lazım. Bir psikolojiyi analiz Bu neden etmemiz lazım. rahatsız edici? Yani biraz hani açmanız Ha. için. Açmanız çünkü bir kısım insanlar dedi ki ya helal olsun sana ya. Adam sen adamın dibisin. Yani işte bu ne mutlu Türk'üm diyene işte falan. Büyük bir kısmı coştu baktım sosyal medyadan ama bir kısım da eleştirel konuya yaklaştı. Siz neden eleştiriyorsunuz? Şimdi üç tip yaklaşım var. Bir tanesi eleştiriyor. Benim de içinde bulunduğum grup çok yoğun bir şekilde eleştiriyor. Bunu izah edelim. Bu programda zaten bunu konuşacağız. İkinci bir grup var. O da diyor ki ya diyor bu düşünce özgürlüğüdür. Siyasi bir sembol ama sonuçta insanların fikrini, siyasi düşüncelerini de ifade etme hakkı var. Böyle bir hani düşünce özgürlüğü çerçevesinden yaklaşıyorlar. Bir de üçüncü bir grup var. O da diyor ki biz kardeşim Türk'üz. Bu da Türklüğün bir sembolüdür. Biz gurur duyuyoruz bunu yapmakla. Hatta baya böyle milliyetçi Bu retorik da falan da Türk kullanıyorlar bunu milli yaparken. takımı diyor. Bu da Bu Türk da milli takımı. Türk milli Evet, takımı o da diyor. Biz Türk. bunu yaparız diyor. Şimdi ilk önce üçüncüden başlayalım. İş bu kadar basit değil. Yani hani bu işte biz Türk'üz, bu da Türklüğün bir sembolü. Bir kere bu sembol Türklüğün sembolü falan değil. Yani etnik Türklüğün böyle kurtbaşı veya işte kurt işareti, elle kurt işareti yapmak falan gibi bir sembolü yok. Bu sonradan Milliyetçi Hareket Partisi tarafından ve işte pan-Türkçü bir güruh tarafından manipüle edilmiş. Aslında bir Budist işareti bu. Budistlerin ibadet ederken kullandıkları bir takım vücut dilleri, vücut işaretleri oluyor. Bunlardan bir tanesi de bu kurt işareti veya bozkurt işareti olarak tabir edilen, elle yapılan o köpek başı işareti Yani veya hocam tarihsel kurtbaşı. kökünü var yok ayrı bir şey Hayır. ama o hareket yani ülkücü hareket ülkücüler bunu sembol olarak benimsemiş. Bizim diyor Tamam, bu bu sembol şimdi Türklük hayır sembolü şey. olarak kabul ediyoruz diyor. Şimdi ondan öncesini tartışıyoruz. Yani diyor, bu acaba bir Türklük sembolü mü yoksa ülkücü hareketin bir sembolü mü? Yani şimdi bir tez var diyor ki bu Türklüğün sembolü. Ben de onu çürütüyorum burada. Diyorum ki Türklüğün sembolü değil. Hiçbir yazılı vesikada, hiçbir fotoğraf veya işte hiçbir yapılmış olan minyatürde ya da başka türlü bir sanat eserinde, mozaikte böyle bir şey göremiyorsunuz. Anlatılan kaynaklarda böyle bir şey yok. Mesela Çin kaynaklarında veya işte Arap kaynaklarında veya bilimin başka kaynaklarda 11. yüzyıla kadar, 10. yüzyıla kadar uzanan kaynaklar var. Ondan öncesinde 8. yüzyılda, 7. yüzyılda işte Orhun anıtları ile alakalı veriler. Orada da hiç böyle bir şey yok. Yani kurt ve kurt başı sembolünün Türklüğün sembolü olduğu ile alakalı veri yanlış. Bir kere bu Tamam. bilimsel bir gerçek, arkeolojik bir gerçek. Tamam, bunu ikinci noktaya gelelim. Ülkücü kesim bunu benimsemiş. 1960'lardan beri bunu kullanıyorlar. Ve bu işte Alparslan Türkeş'e kadar uzanıyor bu işaretin kökeni. Bakü'ye Ondan önce gittiğinde Anadolu'da zannediyorum Azeriler bu şekilde işaret yapınca oradan yayıldı evet. gitti deniyor. Evet, biraz da bunun şeyle alakası var. Bu işte Türklük bilincini oluştururken, yani Türk kimliği inşa edilirken ta işte Osmanlı döneminden beri, yani işte Osmanlı modernleşmesinden, İttihatçılardan beri Türk mitolojisini enstrümentalize etme durumu var. Türk mitolojisinden işte bu biliyorsunuz Ergenekon'dan çıkan kurt, işte kurt önderliğinde, kurdun liderliğinde Ergenekon'dan çıkma hikayesi vardır. Bu bir mitoloji. İkinci bir mitoloji de
Asena mitolojisi. Gene kurtla bağlantı kurup işte önce kurt ana, öksüz yetim kalmış işte çocukları Hocam, Melih, emziriyor. Meri Demiral'a gelemeyeceğiz anladığım kadarıyla. Yo, şeyden bir çıkalım şu mitoloji. Şey çürütüyorum ben. Yani tamam. Şunu çürütüyorum. Şimdi böyle bir kurt mitolojisi var ama kurt işaretiyle alakalı bir mitoloji veya öyle bir tarihsel bir altyapı yok. Onu söylüyorum. Yoksa tamam. hani Bunu bir Türkiye köşeye mesela bırakalım. Ben bunu tarihi bastırdı. kökenleri yok. Tamam. Peki ama Tamam. bunlar o şekilde kabul ediyor. Tamam. Yani Tamam. sonra Şimdi ikinci noktaya getirelim bir şey. Peki madem bu bir siyasi sembol, yeni bulunmuş, 1960'lardan itibaren işte topluma lanse edilmiş bir siyasi sembol ve benimsenmiş bu grup tarafından. Peki bunun ne zararı var diyebilir insanlar. Yani bu alelade bir siyasi sembol canım sizi niye rahatsız ediyor diyebilir insanlar. İki tane sebebi var bunun. Bir tanesi milli takım sadece tek bir siyasi görüşe indirgenebilecek bir sembol değil. Milli takım Türkiye'deki bütün insanların milli takımı. Bütün insanların mutlu olma hakkı var ve herkes Milliyetçi Hareket Partisi'ne sempati duymak ya da Ülkücü Hareket'e sempati duymak zorunda değil Türkiye'de. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikinci bir nokta daha var. Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket'in çok kötü bir geçmişi var. Yani bu harekete sempati duyan bütün insanlar kötüdür anlamında söylemiyorum ama bu harekette ilintili olan, bununla bağlantılı olan insanların bu hareket adına yaptıkları çok ciddi terör saldırıları var. Şiddet kullanmışlar. İşte Maraş katliamı, Sivas katliamı, işte ondan önce 1 Mayıs'ta olan olaylarda Siz şu anda yapılanlar, Sinan Ateş cinayetini şu anda Sinan Türkiye Ateş gündeminde bunu cinayeti, konuşuyoruz. Ülke ocaklarına çıkan Abdullah Çatlılar, işte Mehmet Ali Ağacılar, bunların hepsi bu grup adına yapılmış hareketler ve bu grup kendisini bozkurtlar olarak tanımlıyor. Ve dünyada da terör listelerinde birçok ülke bu grubu terör listelerine dahil etmiş vaziyette. Almanya da bunlardan bir tanesi. Yani Almanya'da mesela çok yoğun Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından incelenen, büyüteç altına alınan bir grup ve bu grubun ideolojisini aşırı sağ ideoloji olarak sınıflandırıyorlar bütün Avrupa ülkelerinde ve bütün Batı ülkelerinde. Ne demek aşırı sağ ideoloji? Yani neo-nazi ideolojilerle aynı klasmanda, aynı grup içerisinde ele alıyorlar. Niye? Çünkü bunlar ırkçı, Türk üstünlükçü ve milliyetçiliği savunuyor. Bu böyle bir gerçek var. Şimdi böyle işaretleri mesela Nazi selamı nasıl yasaksa bir stadyumda Nazi selamı verebiliyor mu? Mesela Alman bir sporcu gelse stadyumun ortasında bir Nazi selamı verse. Bu kazırlar adam tolere abi. edilebilir mi? Adamı tabii ki bütün siyasi futbol kariyerini bitirirler. Şimdi bu da bununla aynı. Bunun aynı ama tam bu nokta şöyle bir itiraz var. Yani ben size açmak için bu alternatif Tamam. ve karşıt görüşleri de dile getireceğim Tabii ki. tabii tabii. Şimdi AKP cenahından baktım mesela havuz yazarlarına, gazetecilerine. Diyorlar ki nasıl diyor Almanya'nın sembolü o kartalsa bizim de diyor millet olarak sembolümüz işte bu bozkurt işareti diyor. Hayır, bu tamamen Bu safsata. onun Bakın ben size bunu anlatayım. karşılığıdır diyor. Ne diyorsunuz? Şimdi 15 yıl Almanya'da yaşamış olan ve bütün eğitimini yani liseden sonraki bütün eğitimini lisans, yüksek lisans, doktora eğitimini Almanya'da almış olan bir insan olarak söylüyorum. Almanya'daki kartalın sembolü Staatswappen'dir. Yani devlet sembolüdür o kartal. Almanya'daki paraların üstünde, Almanya'daki resmi dairelerin logolarının üstünde de o kartal vardır. Aynı şekilde mesela Amerikan kartalı da böyle bir şeydir, değil mi? Amerikan devletinin de işte pasaportlarının üzerinde vesaire bu kartal. Türkiye'de kurt herhangi bir devlet dairesinde veya herhangi bir antetli kağıtta ya da bir para üzerinde siz hiçbir kurt logosu gördünüz mü? Türk devletinin resmi logoları bellidir. Ay yıldızı Türk bayrağıdır. Onun dışında başka hiçbir devletin resmi bir logosu yoktur. Bütün kullandığı diplomatik kağıtlarda, paralarda, bütün yazışmalarda, devlet Bu onun dairelerinde karşıtlığı değil. onun karşılığı, yani o tamamen saçma sapan bir şey. Karşılığı değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu saçma sapan. İkincisi, zaten kurt Türk mitolojisinde yer almış olan bir hayvan olsa bile, yani diyebilirsiniz ki tarihsel çerçevede kurt Türk mitolojisinde var, bunu da kullanabilir. Bu ayrı bir durum. Çünkü bakın Milliyetçi Hareket Partisi bu kurt logosunu almış, kendi sembolü haline getirmiş. Bunu şey gibi düşünün. Şimdi Nazilerin kullandığı gamalı haç aslında bir barış sembolüydü. Hindistan'dan alınmış bu swastika denilen Hakenkreuz Almancası. Bu bir barış sembolüydü. Bunu Naziler aldılar kendi ideolojileri için kullandıkları için bugün artık swastika yani o gamalı haç ne anlama geliyor? Nazi sembolü haline gelmiş. Peki. Bu da aynı şekilde yani bunu
hijack etmişler, kaçırmışlar bu kavramı. Peki hocam, yani şeyler, Türkçüler. İtiraz anlamında, hani dediniz ya, kategoriler var. Yani kim nasıl tepki verdi bu konuda? Evet, bir kısmında diyor ki kardeşim bu fikir hürriyeti. Düşünce evet, hürriyeti. Ha, yani bu konuda izah edebilir bir durum mudur? Çünkü UEFA devreye girdi çünkü burada. Şimdi da. Bakın şöyle söyleyeyim. Burada çok net bir yorum yapacağım ve bu yorumun dışında da başka hiçbir yorum zannediyorum geçerli olmayacak. O da şu, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü olarak tabii ki her şey serbesttir. Bir insan çıkar, özel hayatında mesela sabahleyin kalktıktan sonra tekmil getirebilir. Ya da ne bileyim işte Türk'üm doğruyum çalışkanım andımızı okuyabilir. Ya da ne bileyim bozkurt işareti yapabilir. Bu kendi hayatıyla alakalı, kendi seçimleriyle alakalı bir şey. Fakat Merih Demiral'ın bir fonksiyonu var. O da milli takım oyuncusu olmak. Resmi bir görev de orada. Yani Türkiye adına, Türkiye'yi temsilen orada bulunuyor. Ve şimdi siz mesela gidip de askerseniz veya işte polisseniz ya da ne bileyim işte devletin herhangi bir görevini yapıyorsanız ya da milli takım oyuncusuysanız. Orada fikir özgürlüğünüz, siz eğer işte Nazi yanlısı bir fikre sahipsiniz ya da ne bileyim işte aşırı dinci bir fikre sahipseniz özel hayatınızda bu fikirlere sahip olabilirsiniz. Buna kimse müdahale etmez. Fakat siz orada gelip o takımın karşılaşması esnasında bu hareketi yapamazsınız. Bu düşünce özgürlüğüyle alakalı bir şey değil. Bu bakın her devletin kendi bir siyasi çizmiş olduğu bir çerçeve var, bir doğru skalası var. Devlet açısından baktığınız zaman bu böyle. Bir de uluslararası karşılaşma yapıyorsunuz. UEFA'nın kendi modaliteleri var. Üçüncü bir ülkede karşılaşma yapılıyor. Almanya'da yapılıyor karşılaşma. Almanya'nın kendi kuralları, yasaları, anayasası gereği uyguladığı bir sistem var. Yani dolayısıyla orada bu bir fikir özgürlüğüdür deyip işin içinden çıkamıyorsunuz. Bu evet. İş çok daha komplike. İkinci bir nokta var fikir özgürlüğüyle alakalı. Her fikir özgürlüğü kapsamına girmiyor. Yani mesela nefret söylemi fikir özgürlüğü kapsamına girmiyor. Şimdi hatırlayalım. Dün yani 2 Temmuz Sivas katliamının yapıldığı gün, yani onun yıl dönümü. Nedir Sivas katliamı? Sivas katliamında dinci ve aşırı milliyetçi bir grup tarafından yapılmış, işte sol aydınlara yönelik yapılmış büyük bir saldırı var ve birçok insan hayatını kaybetti orada. Ve bu saldırının yapıldığı gün o işaretin yapılmasının siyasi bir anlamı, bir arka planı var. Ha belki bunu Merih Demiral düşünmemiştir, belki onu o amaçla yapmamıştır ama belirli hassasiyetler, belirli beklentiler var. Ve bu siyasi sembol, bu kurtbaşı siyasi sembolüyle alakalı birçok Türkiye'deki toplumsal grubun ve dünyadaki toplumsal grubun bir bagajı var. Yani bir kendi duygu dünyalarında başlarına gelmiş kötü şeylerle bu siyasi sembol arasında bağlantı kuruyor insanlar. Evet. Türk siyasi hareketi bunu kuruyor, Aleviler bunu kuruyor, solcular bunu kuruyor. Yani şunu demek istiyorum, bu böyle çok alelade masum bir siyasi hareket veya bir işaret değil bu kurtbaşı işareti. Onu demek tabii, istiyorum yani. O fikir özgürlüğüne girmiyor. Da, yani toplu sevinci biraz da gölgelemiş oldu. Çünkü Türkiye'nin bir kısmı da bu el hareketine yönelik de bir alerjisi var. Hoşlanmıyor, evet. Doğru bulmuyor, o siyasi görüşe katılmıyor. Şimdi bununla ilgili siyasilerin de açıklamaları oldu. Önce Almanya'dan başlayalım. Çünkü turnuva Almanya'da gerçekleşiyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın bir açıklaması, doğru ifade etti mi bilmiyorum ismi. Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim statlarımızda yeri yok dedi. Aynen öyle. Aynen. Hı hı. Ve benzer baktım şeyde statta, tabi bu soruşturma meselesi deyince Almanya'da bir soruşturma daha polis gerçekleştirmiş. Hı. Avusturya taraftarları bu maç öncesinde Almanya Almanlarındır diye Türklere, oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik sloganlar atmışlar. Hı. Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı diye. O zaman ilk Avusturyalıların çıkması lazım. Çünkü Avusturyalılar Alman değil. Yani Avusturyalıların ilk olarak defolup oradan stat'tan çıkması lazım. Bu da işte ırkçı bir. Yani şimdi, bütün ırkçılığa karşı çıkıyoruz biz. Tabii burada yani, polis de hemen soruşturma başlatmış. Demiş kardeşim sen buradaki Türkiye'li insanlar, Türklere bunu diyemezsin. Demiş. Buna da, onunla da alakalı bir soruşturma başlatılmış. Şimdi Bahçeli de topa girdi. İster istemez bekliyorduk yani, topa illaki girecekti. Büyük keyiflenmiştir zannediyorum. Artık sahalara, statlara, uluslararası arenalara taşmış olması bu bozkurt işaretini onu keyiflendirmiş olmalı. Ve Türk husumeti odaklar ve UEFA şer odağına katıldı
Açıklaması. Çok komik ya yani. Açıklamasını Bu çok yaptı rezil ve bir adam. bak Evet. buyurun. Şimdi burada ben artık kendimi tutamıyorum. Yani o kadar öfkeliyim ki bir kere şunu söyleyelim. Avusturya taraftarları da olsa, ne bileyim işte Nikaragua taraftarları da olsa, Japonya taraftarları da olsa, Türkiye taraftarları da olsa, kim yaparsa yapsın ırkçılığa karşı çıkmamız lazım. İnsan olduğumuzdan dolayı ırkçılığa karşı çıkmamız lazım. Irkçılıkla alakalı bütün söylemlere, bütün nefret söylemlerine, sembollere, siyasi sembollere, işaretlere karşı çıkmamız lazım. İnsan olduğumuz için. Bu bir etik bir görev. O noktada Avusturya takımının taraftarlarını da, bu Nazi sloganlarını atan taraftarları da eleştiriyoruz. Yani bu hiçbir fark yok aralarında. Bu Merih Demiral'ın yaptığı iğrençlikle Avusturya taraftarlarının o söylemleri, Türk taraftarlara yönelik işte Almanya Almanlarındır demesi de çok aynı kategoride, tamamen ırkçı kategoride. Umarım ki Avusturya takımı da ceza alır UEFA tarafından. Şimdi bunları söylüyoruz ki şey demesinler bize, ya taraf tutuyor bunlar, bak sadece Türkiye'yi eleştiriyorlar. Başka işte batılı memleketlere geldiği zaman eleştirmiyorlar. Çünkü bunu diyorlar hep. Böyle bir grup var. Selektif algıda seçici de hareket ediyor. Bunların kapılarını kapatalım önceden. Netleştirelim görüşümüzü. İkinci nokta Devlet Bahçeli. Şimdi Devlet Bahçeli'nin çok büyük bir kabahati var. O da ne biliyor musunuz? Bakın Alparslan Türkeş ölmeden önce, vefatından önce Milliyetçi Hareket Partisi'ni sağın merkezine doğru çekmek için, yani geçmişte yaptığı hatalardan ders alarak onu daha böyle merkez sağa yaklaştırabilecek bir yaklaşım içerisine girmişti. Daha ılımlı, biraz da yaşlılığın getirdiği etkiyle ve 1980 darbesinden aldığı derslerle. Fakat Devlet Bahçeli bu partiyi iktidarı devralır almaz, parti genel başkanı olur olmaz ciddi bir ekstrem noktaya çekmeye başladı. Ve bakın bu parti çığırından çıkmış vaziyette Türkiye'de. Ve temsil edilebileceği oy potansiyelinin çok daha yüksek ağırlığında devlette bir dominant duruma geldiler. Yani kadrolaşmayla vesaire. Dolayısıyla ben bunu çok tehlikeli bir gidişat olarak görüyorum. Yani bu, bir de şunu söyleyelim. Yani Türkiye'de son 2-3 gündür ciddi bir pogrom yaşanıyor. Yani bu Milliyetçi Hareket Partisi ile ilintili, ülkücülerle ilintili gruplar sokaklarda, caddelerde Suriyeli avına çıktılar. Bakın 17 yaşında bir genç hayatını kaybetti bir Suriyeli. Yani çok elim olaylar, hadiseler meydana geliyor. Ve bu hadiseleri yapanlar daha geçen gün Arap iş adamlarına yönelik İstanbul'da gene ülkücü hareketi yapan, o Bozkurt hareketi yapan, kendini bilmez deniyor bir adam, elinde bıçakla bu iş adamlarını, Türkiye'de milyonlarca dolar yatırım yapan Arap iş adamlarını tehdit ediyor. Ciddi bir Arap düşmanlığı peyda oldu. Bunlarla da aynı çerçevede değerlendirmek zorundayız. Hocam Yani o bu zaman bağımsız bir şey değil, bu hani şeyini yaptığı Merih denilen futbolcunun yaptığı o hareket. Bütün bu olaylardan bağımsız, tek başına ele alabileceğimiz, ya işte gençtir, hata yapmış falan, böyle diyebileceğimiz bir şey değil. Çok ciddi sorumluluk Şimdi alması statlara gerekiyor. taştı derken biraz önceki kullandığım cümlede taştı kelimesini bilerek kullanmıştım. Yani şimdi bu olayın artık Türkiye'de yani bu düşünce yapısının ana akım haline geldiğini gözlemliyor musunuz? Evet. Şimdi bakın, ikimiz de 70'li yılların çocuğuyuz. 80'lerde çocukluğumuz geçti, büyüdük. Şimdi her zaman bu Bozkurt Selamı olayı, hadisesi Türkiye'de vardı. Yani böyle bir siyasi sembol olduğunu bilmiyor değiliz biz. Biliyoruz. Bizim çocukluğumuzda, ilk gençlik dönemlerimizde de olan bir işaret. Fakat kitleselleşmemişti. Çok küçük, marjinal bir grup tarafından yapılırdı. Çoğunlukla da toplum tarafından tasvip edilmez ve ayıplanırdı. Hatta şöyle bir anlayış vardı. İki tür milliyetçilik vardı Türkiye'de. Atatürk milliyetçiliği ve bu aşırı milliyetçilik. Bu ikisi birbirinden ayrılmış vaziyetteydi. Yani insanlar derlerdi ki mesela, kardeşim ben Atatürk milliyetçisiyim. Yani biz böyle ırka bilmem neye falan bakmayız. Böyle bir genel anlayış vardı. Şimdi bakıyorsunuz bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk üstünlükçü, ötekileştirici, şiddet içeren milliyetçilik anlayışı toplumun geneline sirayet etmiş vaziyette. Özellikle yeni nesil, yeni jenerasyon çok etkilendi bundan. Dolayısıyla bakın, futbolcuların, iyi sporcuların, işte basketbolcuların, voleybolcuların rol model olma özelliği vardır. Şimdi o stadyuma çıkmak bir sorumluluk gerektiriyor. Neden? Sizi genç insanlar takip ediyor, çocuklar takip ediyor ve sizi idealleştiriyorlar. Yani sizi bir abi olarak görüyorlar.
kendileri de sizin gibi olmak istiyor. Şimdi orada Merih Demiral gibi bir adam iki tane gol atmış, bir star haline gelmiş. Yani orada aslında normalde yapması gereken o kariyerinin tadını çıkarmak, o güzel güzel futbolcu kariyerinin tadını çıkarmak ve iyi bir rol model olmak. Ne yapıyor bu peki? Tribünlere gidiyor ve aşırı sağcı, nefret kusan bir söylem içeren bu işareti yapıyor. Bunu izleyen çocuklar, gençler ne diye düşünüyorlar? Demek ki bu çok normal bir şeymiş. Ve bakın Türkiye'deki siyasiler ve Türkiye'deki birçok işte önemli konumlarda olan insanlar da sahip çıkıyorlar sözde. Diyorlar ki ya işte biz de katılıyoruz. Bakın bir örnek vereyim. Milli Savunma Üniversitesi'nin, Milli Savunma Üniversitesi diye bir üniversite kurdular biliyorsunuz. Harp akademileri kapatıldı çünkü 15 Temmuz'dan sonra. Milli Savunma Üniversitesi haline getirildi. Bu Milli Savunma Üniversitesi'nin başına da asker kökenli olmayan tarih kökenli Erhan, akademik disiplini... Afyoncu'yu getirdiler ve onu kor general atadılar. Adam halbuki askerlik bile yapmamış, kor general olarak atayıp okulun başına geçirdiler. Rütbesi mi verdiler bir de? Evet evet, rütbe verdiler. Rütbe AKP kor general rütbesi verdi sıfırdan. Yani adamın normal er olarak bile askerlik şeyi yok. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani bu skandalı geçelim, o ayrı bir programın konusu olsun. Ama şimdi böyle konumda olan bir adam çıktı, bir tweet attı. Tweette diyor ya işte diyor biz... Viyana'yı fethedemedik. İçerik olarak mealen söylüyorum. Hocam işte okuyayım. Önümde not olarak duruyor. Aynen. Benim de dikkatimi çalmış. Şenlikli bir şey. Dedi ki Viyana 341 yıl düştü. Montella başta olmak üzere bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Viyana önünde kızıl elma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Dedi. Şimdi bakın bu mesajı atan kafasında tencereyle işte elinde döner bıçağıyla kuruluş bilmem ne falan dizileri izleyen profilde bir adam değil. Bu adam başında isminin profesör olan ve kor general olan Türkiye askeriyesinin en yüksek okulu olan Milli Savunma Üniversitesi'nin rektörü. Ve bunu böyle bir insanın bu şekilde dile getirmesi bu insanın akli melekelerinin yerinde olmadığı ve bir hayal aleminde yaşadığı şizofrenik sanrılar içerisinde olduğu izlenimini uyandırdı bende. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Yani bu böyle işte Bakkal Ahmet abi, Yufkacı Mehmet abi tarzı bir adam değil. Bu adam Türkiye'de çok önemli konumu olan bir adam. Ve bunun yetiştirdiği askerlerin Türkiye'yi savunacağını düşünüyoruz biz. Tabii. Bu adamın yetiştirdiği, bu adamın disipline edeceği askerlerin, ordunun başarılı olacağını umuyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir kere bakın, başında olduğu ordu NATO üyesi bir ülkenin ordusu. Ve Avusturya'da işte diğer ülkelerde Batı İttifakı'nın üyesi. Şimdi böyle bir konumda siz gidip böyle bir aşırı milliyetçi söylem ve altında da şey fotoğrafı var. O Merih Demiral'ın ülkücü kurt işareti yaptığı fotoğrafı koymuş, eklemiş ona yani. Ya bakın sahipleniyor yani bu ideyi. Bir kere kendisi farklı bir partiden. Yani bir de işin matrak tarafı bu. Yani kendi atandığı parti AKP kadrosundan AKP'li bir adam bu. Ve AKP'li bir adam MHP'nin sembolü olan işareti benimsemiş. O da sizin işaret ettiğiniz ya bu işte işaret veya bu semboller acaba toplumun bütün kesimlerine de yayıldı mı diyorsunuz ya. Haklı olarak bu soruyu sordunuz programda. Aynen budur yani durum. Ve çok trajik, çok gerçekten Türkiye'yi sirke çevirdiler. Yani gerçekten bunu söylemek zorundayım. Bakın bu 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2000'lerin başında hatırlıyor musunuz? Yani Türkiye'deki devlet birimlerinin bir ciddiyeti vardı. Gene yanlışlar yapıyorlardı vesaire, gene eleştirilecek birçok şey yaptılar ama ya kardeşim bir ciddiyet vardı. Böyle bir şey kalmadı. Ciddiyeti şimdi, tamamen tükettiler. Tabii Merih Demiral bunu bu hareketi yaparken tabii arkasında blok olarak bir iktidarın varlığından da emin. AKP sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması vardı bugün. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerde seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır dedi. Sahip çıktı bu şeye. Ve hani bu hocam dediniz ya yani bütün Türkiye'nin sevineceği, yani ortak sevinçler, ortak kederler, hani kalabalıkları toplum yapan, millet yapan en büyük özelliklerden bir tanesi de ortak kederlerin ne kadar çok olduğu, ortak sevinçlerin ne kadar çok olduğuyla da alakalı. Şimdi ben geçenlerde Ferhat Öncü, HDP, eski milletvekili Ferhat Öncü'yü yayınıma konuk almıştım. O Portekiz-Türkiye maçı öncesi, Biji Portekiz, Yaşasın Portekiz diye
tweet atmıştı. Bayağı bir mecliste de gündem olmuştu. Tepki almıştı. Ben de neden bu tweet'i attınız deyince, işte şimdi bu yaşananlara baktıktan sonra işte Türklük üzerinden bir çıkış yapılması ve işte Türk olduğum için gurur duyuyorum ifadesi Melih Demiral'ın, yani o yaklaşım toplumdaki önemli bir kesimi dışlıyor. Yani şimdi şunu söylemem lazım. İnsanlar bir şeylerle gurur duyabilir ama gurur duyulacak şeyleri ne kadar kolektifleştirirseniz o kadar faşizanlığa kayarsınız. Yani mesela şimdi Melih Demiral attığı gollerle gurur duyabilir. Melih Demiral galip gelmiş bir takımın oyuncusu olmakla gurur duyabilir. Milli takıma seçilmekle gurur duyabilir. İyi bir futbol kariyeri yapmakla gurur duyabilir. Bir iyi bir baba olmakla gurur duyabilir, iyi bir insan olmakla gurur duyabilir. Ama bir insan Türk olmakla, Japon olmakla, Nijeryalı olmakla ya da ne bileyim Kızılderili olmakla gurur duymaz. Bu size genetik olarak verilmiş veya kültürel olarak verilmiş bir payedir. Bunu seçemezsiniz. Doğduğunuz yani zaman bir şey olarak doğarsınız. Ve babadan tabii doğsaydı Yunanlığından ya, gurur duyacaktı. İnsan olmaktan gurur duyulur. Bir insanın kültürel değerleri olabilir, dili olabilir, etnisitesi olabilir, ırki bir aidiyeti olabilir. Eyvallah, bunların hepsi zaten insan olmanın bir parçasıdır, bir getirisidir. Yani Avustralya yerlisi de olarak doğabilirsiniz, beyaz bir insan olarak da doğabilirsiniz. Ama siz bunu seçemezsiniz ve doğduğunuz zaman insan olmak vasfıyla diğer insanlarla eşit statüdesinizdir. Yani gidip de İşte ben Türk olmakla gurur duyuyorum demek veya ben Alman olmakla gurur duyuyorum demek bu nedenle faşizan bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Ama bak, bir insan şununla gurur duyabilir. Demokratik bir devletin evladı olmakla veya vatandaşı olmakla gurur duyabilir. Bir insan ülkesindeki insan hakları standartlarıyla gurur duyabilir. Eğitim seviyesiyle gurur duyabilir. Ekonomik kalkınmışlık düzeyiyle gurur duyabilir. Bunlarla gurur duyulabilir. Ancak bunlarla gurur duyamadıkları için ancak Türklükleriyle gurur duyuyorlar. Neden? Çünkü Türkiye'ye baktığınız zaman hukuk liginde 158. olan, yani 190 ülke arasında 158. diye düşmüş olan, eğitim seviyesi açısından 200 ülke arasında 170. derecelere düşmüş olan bir ülkeyle gurur zaten duyamıyorsunuz. Avrupa kapılarında vize için bekleyen. Başka da bir şey söyleyeyim. Yaptığınız kentlerle gurur duyamıyorsunuz. Altyapınızla gurur duyamıyorsunuz. Gençlere sunduğunuz imkanlarla veya onlara sağladığınız iş istihdamıyla gurur duyamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani bakın, Türkiye'de gurur duyulabilecek tek şey tarih olarak görünüyor. Neden? Çünkü tarihi zaten değiştiremiyorsunuz. Olan olmuş tarihte. O tarihle. Ama tarihin de Viyana kuşatmasıyla gurur duyuyorlar. Yani gidip başkasının kurmuş olduğu bir şehri yağmalama girişimi, işgal etme, fethetme girişimini bir kutlama vasıtası olarak kabul ediyorlar. Ulan sen Anadolu'yu ihya etmekle gurur duy ama edememişsin işte Anadolu'yu ihya. Anlatabiliyor muyum? Problem zaten bu başarısızlıktan, bu komplekslerden kaynaklanıyor Erkan Bey. Hocam, şimdi sözünüzü kestim ama yani ben şöyle bir soru sorayım, artık programı da bağlamak istiyorum. Evet, tamam. Şimdi gerek tribünlerde, gerek işte o futbolcunun bu hareketinde, gerek Türkiye'nin birçok kitlesinde ve iktidarın o temel düşüncesinde bu milliyetçi yaklaşımlar muhtelif tonlarda toplumda var. Var. Kiminde çok koyu renkte var, ırkçılığa kadar giden var. Kiminde daha açık tonda var ama var. Türkiye toplumu milliyetçi bir toplumdur yani. Bu milliyetçi oylardan bilmem kaç tane parti var yani Türkiye'de. Evet. Hepsinde de yeterli miktarda oy çıkıyor yani. Milletvekili çıkartacaklar. Ha, demek ki önemli bir tabanı var bu milliyetçiliğin. O zaman soru şu. Türkiye'de ülkem diyen, Türkiye'm diyen, milletim şeyiyle yaklaşan bu insanların bu kadar çok olduğu bir ülke neden ilerlemez? Yani kendi ülkesini bu kadar seven, aşk düzeyinde heyecanlanan, gözyaşlarıyla izleyen, gol atıldı mı heyecanlanan, bu kadar bir motivasyon, o milliyetçi düşünce, duygu neden ülkeyi daha iyi bir noktaya getirmek için yetmiyor? Şimdi her şeyden önce şunu anlamak lazım. Milliyetçi olmakla vatansever ya da vatanperver olmak aynı şey değil. Yani sizin dediğiniz şey, milliyetçilik çok tehlikeli bir ideoloji. Neden? Çünkü milliyetçiliğin kökeninde ve ana merkezinde
ötekileştirmek vardır. Yani bir öteki oluşturmadan beriki haline gelemezsiniz. Yani önce bir karşınızda bir öteki olacak da kendinizi ondan ayıracaksınız. Milliyetçiliğin özelliği budur. Fakat vatanseverlik kapsayıcıdır. Vatanperverlik herkesi içerir. Şimdi Türkiye'de neden insanlar milliyetçi ve neden bu kadar milliyetçilik varken Türkiye ilerlemiyor? İlerlemez tabii, çünkü milliyetçilikten anladıkları, milliyetçiliğin içerdiği doktrin, Türkiye'nin geçmişinle gurur duymak, Türklerin geçmişiyle gurur duymak, yapılan savaşlarla, işgallerle, fetihlerle gurur duymak, orduyla gurur duymak, genişlemek istemek, sürekli olarak bir devlet ve devletin idealize edilmesi, bunlardır milliyetçiliğin kor yaklaşımları ve ötekileri hakir görmek, aşağı görmek, Türk üstünlükçülük. Şimdi bakın, ben bir de size vatanperverliğin ne olduğunu söyleyeyim, vatanseverliğin. Vatanseverlik milliyetçilikten farklıdır. Yaşadığınız toprakları seversiniz, kültürünüzü seversiniz, dilinizi seversiniz. Yaşadığınız ülkeyi korumak istersiniz. Onun ormanını, onun gölünü, onun nehirlerini, onun topraklarını korumak istersiniz. Yaşadığınız ülkedeki diğer insanlarla bir iş bölümüne, bir ortak hayata yönelirsiniz. Ortak hedefler ararsınız. Onları anlamaya çalışırsınız. Herkesi tek tipleştirmezsiniz. Onlarla beraber bir arada var olmaya çalışırsınız. Vatanseverlik çok güzel bir şeydir. Bir insanın vatanını sevmesi, o vatan için çalışması, ona vergi ödemesi, onun iyiliğini istemesidir. Onun askerlik görevi ise askerlik görevini yapmasıdır. Onun için çalışmaksa, onun milli takımında görev almaksa onları yapmaktır. Fakat milliyetçilik böyle bir şey değil. Uzak Asya'da bir yerleri seviyorlar bunlar. Anadolu'yu sevdikleri yok. Neyi seviyor mesela? Hiç gitmediği, hiç görmediği coğrafyalara bir aidiyet hissediyor. Ya kardeşim, senin o aidiyet hissettiğin coğrafyalarla ne etnik, ne kültürel, hiçbir bağın yok. Ha, diyebilirler ki ya kültürel çok bağ var, dilimiz var, onu kastetmiyorum. Bakın, şimdi ben Orta Asya'da da çalıştım, siz de Orta Asya'da da çalıştınız. Yani biraz tecrübemiz var. Elbette ki bize çok yakın oldukları noktalar vardır. O insanlar da çok güzel insanlar, ben onlara kötü bir şey söylemiyorum. Fakat biz başkayız, biz Anadolu insanıyız. Anadolu içinde Türk etnisitesinden veya Türk dilini konuşan insanların dışında farklı insanlar da var. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlarla biz aynı kültürü, aynı mutfağı, aynı müziği, aynı heyecanları hissediyoruz ya. Şimdi siz böyle her şeyi bir etnik gruba indirgerseniz bundan Kürtler üzülür, alınır. Arnavutlar üzülür, alınır. Boşnaklar var, Rumlar var, Ermeniler var, Aleviler var. Kendini Türk olarak hissetmeyen çok insan var Türkiye'de. Yani dolayısıyla bakın, Türklüğü ilk baştan bir sivik kimlik olarak dizayn edemediler. Yani bu şu anlama geliyor. Etnisiteden ayrılmış, sadece coğrafi aidiyete ve ortak siyasi fikirlere endeksli bir kimlik haline getiremediler. Böyle bir niyetleri de yoktu zaten. Niyetleri de yoktu. Niyetleri olsaydı gidip de ta hiç görmedikleri halklara kardeş halklar bilmem neler falan demezlerdi. Bakın, Kürtler bugün Kürtlerle aynı dili konuşan, aynı kimliği paylaşan Kuzey Irak'taki, İran'daki, Suriye'deki Kürtler var. Şimdi neden mesela Türkiye'de bizim hep kardeşlerimiz dendiğinde Türki kökenden veya Türk dil ailesinden gelenler kardeş oluyor? Niye Kürtlerin de kardeşleri var, onlar da bizim kardeşimiz, niye olmuyorlar? Yani böyle bir paradoks var. Şeyi ispatlamaya çalışıyorum, yani Türklük etnik değildir, kapsayıcıdır diye bir iddia var ya, üst kimliktir. Böyle altı bir şey tamam, söz konusu değil. Madem böyle bu bozkurt işareti, niye kurt Orta Asya'dan geliyor? Anadolu yaşayan herkes Orta Asya'dan gelmedi ki. Aynen öyle. İşte onu zaten kastediyoruz. Ve bakın, Atatürk ilk basılan parada, Türkiye'deki ilk basılan paralardan bir tanesinde kurt başını sembol olarak kullanıyor. Fakat hemen geri dönüyor, biliyor musunuz bundan? Çünkü anlıyor bunu. Diyor ki ya bu bütün Türkiye'deki, Anadolu'daki birliği temsil edemez diyor. Ve o günden sonra da bir daha hiç o sembolü kullanmıyorlar. Yani sadece belli bir dönem bir kağıt parada ve bir metal parada kullanılıyor. Ondan sonra da ortadan kaldırılıyor. Şimdi şeye bağlamak istiyorum. Bağlarsak hocam, bu olayın psikolojik şeyine gelelim. Ve ben, gol işaretine tekrar dönüp konuyu bağlayalım. Merih Demiral kim? Merih Demiral çok yetenekli bir futbolcu. Çok genç bir insan. İşte 1990'lı, 98 doğumlu falan olması lazım. Yani bizim çocuğumuz olacak yaşta. Sizin benim çocuğumuz olacak yaşta olan bir çocuk. Ben bir çocuk olarak görüyorum. Yaptığı çok büyük bir hata. Ve bakın, kariyerini bitirdi bugün. Yani bu yaptığı hatayla kariyerini bitirdi. Fakat ben kendisine bir çift laf etmek istiyorum buradan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bak Merih'ciğim, güzelim. Senin eşinin ismi Heidi Luştaku. Arnavut bir eşin var senin. Aynı zamanda İsviçre vatandaşı. Senin çocuğun, bu Arnavut eşinden olan çocuğun, güzel çocuğun,
umarım uzun ömrü olsun, mutlu olsun. O çocuğun annesi Türk değil. Sen şimdi ben Türklükle gurur duyuyorum falan diyorsun ya. Peki sen kendi çocuğunun, hadi diyelim ki sen %100 Türksün. Ki öyle bir şey yok yani, bir kere DNA testi yapılsa ne çıkacağını ben çok tahmin ediyorum da. Hadi diyelim %100 Türk. Çocuğu en iyi ihtimalle %50 Türk olacak. O zaman sen çocuğunu sevmeyecek misin? Sen eşini sevmiyor musun Arnavut olduğu için? Güzel arkadaşım benim. Şimdi bak, bunların hepsi çok önemli konular. Bir diğer bir şey daha söyleyeyim size, bakın. Sene 2019, Ekim ayı. Türkiye askeri bir harekat yapıyor Kuzey Suriye'de. Muhtemelen Zeytin Dalı harekatı olması lazım. Bu askeri harekat yapılırken o arada bu Merih Juventus'ta futbol oynuyor. Bakın ne kadar büyük bir başarı. İtalya'da Juventus'ta top koşturuyor. Ve Juventus'ta ne yapıyor biliyor musunuz? Bu top koştururken asker selamı veriyor. Ve asker selamı verdikten sonra da Twitter'da, sosyal medyada bu harekatı destekleyen paylaşımlar yapıyor. Ve o olaydan sonra da Juventus'taki futbol hayatı bitiyor. Şu anda nerede oynuyor biliyor musunuz? Şu anda Suudi Arabistan'da futbol oynuyor bu arkadaş. Niye Suudi Arabistan'da bu kadar yetenekli bir futbolcu neden gidip de Suudi Arabistan'ın futbol seviyesi nedir arkadaş ya? Buna herkes bak, bu programı izleyen, ben eski bir sporcuyum, eski bir basketbolcuyum. Suudi Arabistan'ın herhangi bir sporda aldığı herhangi bir başarı gördünüz mü? Hani bunu aşağılamak için söylemiyorum. Bu kalibredeki bir futbolcunun Suudi Arabistan'a düşmüş olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu geçmişte yaptığı hatalar. Bakın aynı hatayı tekrar ediyor. Bu yeniden bir doğuş olabilir de onun kariyeri için. İki tane gol atmışsın, Türkiye'yi çeyrek finale taşımışsın ve bütün dünya senden bahsediyor 2-3 gün. Ve sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun ucuz bir siyasi hareketle bütün kariyerini darmadağın ediyorsun. Yani şunu anlayamıyorum ben insanlarda. Ya sen ülkene gurur vererek, eğer inanıyorsan o milletine veya o milletini çok seviyorsan, kendini biraz tutarsın ve bütün herkesi temsil ederek örnek bir insan modeli olarak hareket edersin. Örnek ol ki insanlar seni sevsin, seni severek de otomatikman Türkiye'ye karşı sempati beslesin. Sen ne yaptın? Bütün Türkiye milli takımını ve bütün Türkiye'yi neyle ilintilendirdin? Neonazi, aşırı sağcı bir siyasi hareketle ilintili hale getirdin. Kimse Türkiye'nin galibiyetini konuşmuyor dikkat ederseniz artık. Kimse mesela kalecimizin ne kadar muhteşem bir kurtarış yaptığından bahsetmiyor. Halbuki gerçekten çok olağanüstü bir kurtarış yaparak son belki dakika, de tarihe son saniyelerde, son dakikada. Yani ya bütün bunları bir kalemde sildi. Eğer ülkesini ve milletini gerçekten seven bir adamsa şöyle bir başını iki elinin arasına alsın ve bir düşünsün bakalım. Evet. İyi bir şey mi yaptı? Ülkesi tabii için iyi bir şey mi yaptı, kötü bir şey mi yaptı bunu yaparak? O formada 80 milyonun herkesin hakkı var ve herkesin temsil edildiği bir pozisyon var. Sen öyle bir siyasi bir partinin, bir ideolojinin angajmanı içerisinde insan böyle kendini gösteremezsin. Sevinci de gölgeletemezsin insanların, değil mi? Aynen öyle. Orada ve kendi insan kariyerini de tabii baltalamış oldu. Evet. Suudi Arabistan'da kalsın kardeşim. Orada futbol oynamaya devam eder. Orada her gün kurt selamı versin. Suudiler de gerçi çok sevmez o hareketleri. Yani çok üzücü bir şey. Gerçekten evet, çok evet, üzücü. Peki, yayının sonuna geldik. Profesör Doktor Mehmet Efe Çavan, tekrar görüşmek üzere. Sağ olun Erkan Bey, görüşmek üzere.